Peki. Osman Öz Saat. Osman Öz Saat. Burada mı? Değerli dostlar, Yaşar Kemal'in
sözü var. Bir insanın bir insanı öldürmesi dahi savaştır. Bizler savaş istemiyoruz. Bizler artık ölmek istemiyoruz. Çocuklarımız cizrederek annesinin buzdolabında saklanmasını istemiyoruz. Sayın Başkan, toparlıyorum. Ben şuna sesleniyorum. Diyorlar ki artık analar ağlamaz. Evet, ben de onlara sesleniyorum. Artık anamızı ağlatma. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, tabii pek çok arkadaşımızı tanıyoruz ama gene de konuşmaya gelen bize delege kartını gösterirse çok mutlu olacağız. Eyvah. Siz... Sayın Divan Hanım, çok değerli delege arkadaşlarım, saygıdeğer konuklar, hepinizi Türkiye Mali Müşavirler Grubu'nda İstanbul Delegesi olarak saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Diyarbakır'da yaşayan Kürt kökenli Türk vatandaşlarının yerel kültüründe olsa ancak Ahmet olacaktır. Ama şu iyi bilinmelidir ki Diyarbakır Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vilayeti olarak sonsuza kadar yaşayacak. Bugün bu ülkede bir savaş hali Suriye'nin kuzeyinde bizim güneydoğumuzda süre gelmektedir. Ancak bu savaş hali Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmiyle Türk ordusu halinde arasında devam etmektedir. Ve onların kara gücüm dediği piyonu PYD PKK piyonları ile devam etmektedir. Ben buradan biz vatan savaşı veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı değerli arkadaşım, bunu Türkiye'yle ve Cumhuriyet'le tek bir Türk millet olarak hep birlikte veriyoruz. Cephede Mehmetçiklerimiz şu anda onun için ölüyor. Bunu kim sorutlamalı? Değerli arkadaşlar, bu vesileyle 15 Temmuz'da ülkemizde gerçekleştirmek istenen Amerikancı FETÖ darbesini, Amerikancı FETÖ darbe girişimini şiddetle kınıyorum. O darbeyi önlemede Türk ordusunun müthiş ve büyük yanılıkları için Türk ordusuna minnetlerimi sunuyorum. O darbede de ordu millet el ele hareket eden milletimizin kutluyorum ve milletlerimi sunuyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Millet sokaklardaydı ancak FETÖ'cü Amerikan darbe girişimi esas olarak Türk ordusunun silahı gücüyle ezilmiştir. Bunu da böyle bilelim. Değerli arkadaşlarım, bakın yolda gelirken tanışmaktan büyük mutluluk duyduğum bir hanımefendi delege arkadaşım İstanbul'dan beni tanıyor ve şunu söyledi, dedi ki Oktay Bey, kürsüye çıkıyorsunuz, eleştiriyorsunuz dedi. Şimdi bunu burada beni dinliyorsa ona da cevap olsun diye söylemiyorum ama bir gerçeği dile getireceğim. Sayın Genel Başkan, o hazırladığı slaytlarda, hazırlanan slaytlarda göğsünü gere gere övünerek şunu söylüyor. Cepheciler Kızılay'da gece 2'de yanan bir ışık görüyorsanız orada mutlaka bir mali müşavir çalışıyordur diyordu. Bu yapımı övünerek söylediği hissini veriyor konuşmasında bize. Yani iş üreten insanlarmışız. Ben de buradan diyorum ki o değerli hanımefendiler dinlesin lütfen. Bu değerli genel başkanın nezdinde ve o zihniyetle tüm obu yönetenlerin 26 yıllık ayıbıdır. Gece 2'lerine kadar oralarda bizim meslekleri tutarımız çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi hemen şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Sorunlarımız büyük. Sorunlarımızın çözümünü
26 yıllık statokoloji anlayışlarla çözme şansımız asla ve asla yoktur. Hiç kimse kendini kandırmasın. Bu rantçı anlayışla gidilecek yer ancak selamet değil, felaket olmuştur ve olmaya devam edecektir. Ve onların ortağı olan, kendisine meslekli birlik grubuyum diyen o arkadaşlarımız da böyle zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıkarak da kendilerinin bu yönetimlerde bulunmuyorlarmış gibi, sanki kendileri de bu işlerden muzdaripmişler gibi yönetici sorumluluğu taşırlarken ortalığa çıkıp aday izlemeleri de bizim anlaşmazlarımızı bize sağlayacak bir başka felakettir değerli arkadaşlar. O nedenle ben buradan Türkiye Mali Müşavirler Birliği grubunun bir delegesi olarak Sayın Masum Türker ortak akılla odayı yöneteceğim, tüm oyu yöneteceğim dediği için, kolektif üretim yapacağız dediği için ve birlikte hareket edeceğiz. Şunun bunun emrinde olmayan bir odaya TÜRKOP yapılanması kuracağız sözünü verdiği için şartlı bu şartlarla Sayın Masum Türker'in listesine oy vereceğiz. Ancak kendisinin de buradan bilmesi isteriz ki Sayın Türker yarınlarda bu statükocular gibi oraya geldiğinde de başka anlayışlar, sözlerinin dışında başka anlayışlar sergilerse mutlak surette mücadeleci bir anlayışla onunla karşına çıkacağız. Sonuç olarak değerli arkadaşlar, biz odalarımız, biliyorum değerli başkanım, biz odalarımız TÜRMOP'ta ve odalarımızda Atatürkçü yönetimler istiyoruz. Paylaşımcı yönetimler istiyoruz. Rantçı olmayan yönetimler istiyoruz. Mücadeleci yönetimler istiyoruz. İdare-i vasıfatçı olmayan yönetimler istiyoruz. Diyalog yaparken mücadeleye elden bırakmayan, diyalogdan teslimiyeti anlamayan yönetimler istiyoruz. Kendi gücüne güvenen yönetimler istiyoruz. Ve en önemlisi, ülke meselelerine kayıtsız kalmayan, ülke meselelerinde taraf olan ve Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk değerlerini sonsuza kadar, sonuna kadar ısrarla fiili olarak ve savunumunu da gösteren yönetimler istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim.